Merhaba sevgili dinleyiciler, Bir Söz Söz Açtı programında bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Harvas efendim, Alpay Öztürk var bugün ana kumanda masamızda sesimizin size ulaşmasını sağlayan ve Sayın İsmail Yağcı araştırmacı Tarih yazar İsmail Yağcı stüdyoda konuğum. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Elazığ depremiyle bir girelim efendim. Ne dersiniz bugünkü gündeme? Ondan sonra zaten söz sözü açıp götürecek bizi herhalde, sürükleyecek. E, Çin vebası da var tabii. Var. Evet. Efendim, şimdi 24 Ocak 1994. Evet. Ne oldu? 24 Ocak kararları alındı. Türk ekonomisi altüst oldu. Evet. Yani görülmedik bir değişiklik oldu. Döviz, bilmem ne falan filan böyle sanki onun üzerinde şiddette bir deprem. Evet. Ekonomik deprem oldu. Tabii. Çok şükür. O günlerden bugün birkaç cephede askerimiz Irak cephesinde, Suriye cephesinde ve içteki düşmanlarla bayağı silahlı mücadele yaptıkları halde Türkiye'de herhangi bir tüketim maddesinin kıtlığı çekilmiyor. Ya Rabbi şükür. İkinci Dünya Harbi'nde ya girersek diyerek 300 bin kişilik ordu mevcudunu 1 milyona çıkarttık. Yani vatandaşın elinden yetişmiş iş gücünü tarımda çalışan, o günde makineli ziraat yok gibi Evet traktörü tanımıyor Anadolu köylüsü. Bir tek işte e, Ulu Önder'in bindiği bir traktör resmiyle böyle devlet daireleri süslenmiş. Orada traktör görüyor yani, velon şapkayla kullanılıyor. Hı hı. Ha bu, ama ne bu? Zannetti ki e, ihtimal vatandaşın çoğu bunu, kaymakamlıklarda falan görünce. Herhalde paşa dediler, bu arabayla geziyor. Evet. Araba zannettiler bunu. Makam arabası. Gaziçi, Gazi çiftliğinde Tabii. çekilen bir resim traktörden. Bugün Türkiye elektrikli traktörü dünyada ilk defa devreye sokuyor, insanlık olarak. Sokmak üzere yani. Tabii son düzeltmeleri yapıyorlar. Oradan buraya topraklarımızın büyüklüğü aynı. İnsanımız aynı ama idaredeki bir zihniyet değişikliği bizi bugüne getirdi. Bir deprem olduğu zaman mesela 1999 depremi olduğu zaman Türkiye'nin birçok yerinde birçok maddenin fiyatları fahiş bir hale geldi. Evet. Bizzat yaşadık burada İstanbul'da. Siz de buradaydınız. Biz de buradaydık. Yaşadık. Efendim bugün Türkiye'nin birkaç yerinde birden bir hafta içerisinde çeşitli depremler oldu. Tıkır, tıkır 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 tıkır. Bakıyorsunuz Elazığ'daki o büyük deprem. Hakikaten büyük bir deprem yani. Tabii. O büyük deprem 66 saatte netice alınıverdi o depremin kurtarma kurtarma e, tahliye işleri 66 saat sürdü 72 saat olmadı Evet Halbuki 99 depreminde kaç tane 72 saat geçti artık herkes ya bundan sonra deprem altından insan bulunmaz bulunsa da canlı çıkmaz dediler çıkaramadılar Ondan sonra sayıları abarttılar bilmem ne oldu falan filan. Niye? Devletin bu konuda o kadar ilgisi azdı ki. Devlete Depremin... o gün bir soru sordular mı? Niye bunları çıkarmadınız? Niye bunlar öldü? Niçin bu insanlar ölüyor diye hiç Onu mu şey devlet söylüyor. hesap soruyor? Devlet soruyor da yani o tweet atanlar, o muhalefet hayır, yapanlar hayır, devlet, o gün devlet, devlet vatandaşına hesap soruyor. Değil mi? Tabii canım. Sen diyor burada depremzedelere Aşevi kuruyorsun, aslında kendin diyor dini propaganda ne yapıyorsun? Mesela o depremde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkını <laughs> de i öldürme demişler. Melih Gökçek, evet, tırlarla ada pazarına somun gönderiyordu ben şahidim. Evet. Evet. Şimdi Ekmek. tabii üçüncü günü Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Kocaeli bölgesinin il yöneticilerine ilçe kaymakamları falan emir gönderiyor. Derhal Ankara'ya toplantıya gelin. Ya Allah'ını seversen et be ya. Et be, be adam ya. Yani evet Cumhurbaşkanlığı yaptın o bu ama yani sen Gölcük'te, Yüzbaşılar'da, Başiskele'de efendim yığınların arasında insanlar varken bu memleketin valiye, kaymakama, emniyet müdürüne acil ihtiyacı varken yani belki İzmit valisi o zaman tıraş bile olamadı adamcağız birkaç gün. Sen bunu Ankara'ya toplantıya ey arkadaşlar ne yaptınız bakalım nasıl hasar durumu falan. Sen koltuğuna yapışık mıydın ya? Neyle tutturdular seni koltuğuna ya? Başbakan hakeza. Başbakan icranın başındaydı. Evet. Evet. Neredesin? Yok. Başbakan ülkemizin e, bazı bölgelerinde depremler olduğu duyumları alıyoruz. İlk açıklaması. Bazı bölgelerinde La ilahe illallah bu bölgelerin adı yok mu ya? İstanbul'da çok etkilenmiş falan. Yani <laughs> nesebi gayri sahih Çocuk mu bu da at koymuyorsun ya bir at koy bu depreme i̇rtibat ya. İrtibat kuramıyor çünkü iletişim yok telefonlar vesaire falan her şey çökmüş. Yo detaylandırınca hesap sorarlar diye. Tabi o da var. Ada kadar İzmit'te ne kadar İstanbul'da ne kadar diyecekler. Bazı bölgelerinde diyor. Fakat Elazığ'da e, enkaz altında şahsı vatandaşı kurtarmak için telefonla irtibat kuruyor yani. Evet. Enkazın altındaki vatandaş ile dışarıdaki vatandaş. Evet, irtibat kurayım. Yani şuradayım. Onlar bu olacak gibi değil. Evet. Yani ben öyle zannediyorum ki biraz dizi yapımcıları, yönetmenleri, senaristleri insafa gelsinler de yani aile içindeki bazı kıskançlıklar ve daha başka ilişkiler uğruna kadınların erkeklerin birbirine girdiği dizileri yapmak ve yayınlatmak yerine Merhamet Pınarlar'ın... aklı bazı diziler hazırlasınlar. Değil mi? Bu, bu ötekinden daha masraflı değil. İnsanlığı öğreten, evet. insanlığı sonan vizeler. Evet. evet, mesela şu Suriyeli çocuğun oradaki bir tırnağı ile şey kazması bir senaryo değil. Yani birkaç senaryoyu içine alacak şekilde. Yapım icap ettiriyor. Halep'ten başlayacaksın, Elazığ'a geleceksin. Yani <laughs> işte mülteci kamplarında Tabii. vatandaşın işte bazı horlamaları olduysa onları işleme hadi. Ama burada dehşet bir şey var ya. Yani ya var da yani. Avrupa sahibini düşen veya bir yere suya düşmüş olan adamın ceketinden çekerek yüze yüze getiren köpeğe kahraman yapıyor, madalya veriyor. Tabii. Yani bizim ecdadımız Bunları bilemez miydi? Avrupalı mı bilir bunu? Şimdi çok şükür. Çok şükür. Allah Teala beterinden korusun. Amin. 41 vatandaşımız şehiden ölmüşlerdir. İmanlarını kurtarmışlardır inşallah. Evet. Çünkü dinimizin ölçülerine göre yıkıntı altında can verenler şehit oluyorlar. Evet. Sadece şehit cephede çarpışırken ölen insan için değil. Onlar da şehit oluyorlar. Tabii icabında insan normal yatağında yatarken bile ben yarın sabah kalkayım da vatan müdafasına koşayım diyorsa ve o gece de öldüyse o da şehit olur diyor. Böyle bir niyetle değil mi? Evet. Müthiş evet, bir şey bu. Evet. evet. Dolayısıyla bu kardeşlerimiz bu dünyada yapacakları en güzel şeyi yaparak şehit oldular. Allah rahmet etsin efendim. Şunu gösterdi. Bu insanlarımız bazı kurtulanların hatıralarına bakıyoruz. Ya hakikaten kalben aile bağları o kadar güçlü bir toplum ki evet. biz böyle varlıktan dolayı azmış da hanımının, eşinin, çocuklarının, beyinin kıymetini bilmeyen tok delileri var zannediyorduk her tarafta. Hayır öyle değil. İnsan kıymeti bilen, hanım kıymeti bilen, bey kıymeti bilen aile efradının Anadolu'da çok şükür kökü kurumamış. Bu bize dehşet bir şey gösterdi ya. Adam yıkıntı hanımımı ezmesin diye gelen döşen beton bloklara kendi sırtını siper ediyor, kalkan ediyor ki hanımım ölmesin diye. Ya arkadaş etme gitme ya. Yani şu, şu insanların hayatı hakikaten işlenmesi lazım. Bize örnek olması lazım. Yoksa onun bunun gözünü oyarak, ne bileyim bıçak çekip cebinden yüz lirasını alarak yaşayanlar Türk vatandaşlığı ötekiler değil mi? Esas esas bu Türkiye'nin vatan evladı bunlardır. Bu örnekleri evetim e, şey yapmak lazım şimdi, çekmek lazım film haline dizi haline getirmek lazım. Şimdi, evet. Şimdi şimdi bir şey daha söyleyeceğim Elazığlı kardeşlerim benim kusuruma bakmasınlar Malatyalı kardeşlerim kusuruma bakmasın herhangi bir şekilde Elazığ'ında ben ekmeğini yedim, suyunu içtim. Malatya'nın da ekmeğini yiydim, yedim, kayısısını yedim, suyunu içtim. O, toprak, olsun. o topraklarda <laughs> epey görevli gidip geldim. Evet. Çok kimseyle de görüştüm. Bu insanlar çok iyi insanlar hakikaten. Evet. Hani Elazığlılara gakkoş derler ya. Bir de uydurup kıyafet şey etmişler. Gakkoş kıyafeti o değil ama öyle tutturup gidiyorlar. Siyasiler onu ...şey ettiler, kasketli bir kakkoş. Resmettiler. Köylülükten kurtulamadı Elazığ manasına herhalde. Evet. O koşu öyle yapıştırıyorlar. Şimdi koş ...veya dadaş... ...odur ki... ...ya yanındaki apartman yıkılmış... ...oradaki insanların bir kısmı şehit olmuş... ...diğerleri de... ...canlarını kurtarmışlar. Çoluk çocuk... ...bir yuvaları var. Nereye gidecekler? Evet. Kış kıyamet. Bir yerde oturacaklar. İşte devlet stadyumları veriyor... ...spor sahaları veriyor, çadırlar kuruyor. Evet, evet. Okullar, evet. hastaneler... Fevkalade, fevkalade. Ama ailelerin... ...ben de öyle bir evcil insanım yani. Öyle kahve hayatı... ...gazino hayatı olan birisi değilim. Yani kahvede büyüdüğüm halde... ...kahvehanesi vardı babamın. Evet. Altı yaşından itibaren... Şu anda bir kahvehaneye girdiğimde başım döner biliyor musunuz? Allah Allah. Evet. Bir arkadaşa bakmak için şöyle dursam başım döner çıkarım. Ev insanıyım. Evet. Şimdi bunların hepsi de ev insanı. Ailede bu sıcaklık olunca zaten ev insan olunur. Evet, evet. Eğer aile soğuksa her eve gelmek istemez. Hanım da gelmez olası gelmesin keşke der. Tamam mı? Çocuklar da kendi bildiğine duvar dibine kazara düşmüş domates tohumu gibi yağmur yağarsa üstüne de güneş çavarsa azıcık yeşerir. Hiç verdiği domates de buruk buruk şeyler olur. Evlat böyle yetişmez. Özenle nasıl bir orkidem benim var diye bazı zenginler evet. hava atarlardı bir zaman. Benim şöyle bir orkidem var. Diye. Şarkısı var. Evet. Şimdi Manolya mıydı o? Pardon. Orkideyle o, manolya, manolya. karıştırdım. Bu orkide apayrı bir süksesi evet. vardı. Şimdi onu bitirdiler o sükseyi. Çocuk gibi bakıyorlardı ya. Şimdi kakuşlara ne sağlık vereceksiniz? Onu geçmeyelim efendim. Fırsatçılık yapmayın diyeceksiniz. Şimdi şimdi yok. <laughs> evet. Yani baştan bir kere kimse alınmasın diye bunları söyledim. Bu bir yumuşat Kiralar çünkü 2 bin liraya çıkmış. 1000 liralık evi 2000'e çıkar. 500 liralık evi 1000 liraya çıkarmışlar. Çok bu, ayıp. 3000 bir bu. dakika şimdi. Aa. Benim orada evim var. Üç tane dairem var diyelim. Evet. Komşumun evi yıkılmış. Komşum geliyor bana. Ya diyor çocuklar da bu semte alışkın. Evet bizim evi yıkıldı ama biz şöyle kafamızı sokacak bir yer. Bir yer kiralamak istiyoruz. Devlet de kira yardımı veriyor. Evet. Kira üç misli. Böyle bir şey olur mu ya? Ne olur, ayıymış. olur, olur. İnan ki olmaz. Olur. Hiç yakıştıramadım Anadolu'ya efendim. Şimdi, ya bu dar zaman da. Bunun en uç noktası ne biliyor musunuz? Ya geçmiş olsun arkadaş. Benim bu dairelerde yıkılabilirdi. Tabii. Ben de senin durumunda olabilirdim. Kira ne demek komşum ya. Ne ayıp. Allah aşkına işini düzene sokuncaya kadar üç ay, dört ay otur ya. Bir sene Benim oturacağım. anamın babamın hayrına ya sevabı ona gidecek şekilde ya evet. ben öyle niyet ettim ne olur niyetim bozma elini cebine sokma komşu ya ben sana utanıyorum senden para konuşmaya. Anadolu insanı böyle derdi ahilik teşkilatı böyle büyüdü Osmanlı'nın sarayisi böyle gelişti biz ne sıra böyle olduk ya yani? E o zaman ah üç misli dört misli. Ne var kardeşim ya devlette de veriyor kira paranızı o da bize gelsin. Ya ben aileden üç kişiyi kaybetmişim. Sen benimle yarın yüz yüze bakmayacak mısın? Bugün bana yarın sana olmayacak mı? Dinimiz bunu böyle mi emrediyor yani? Darda olan Müslümana bırakın böyle felaketlerle karşı karşıya gelmiş çoluk çocuğu soğukta titriyor. Eksi on beş derecede falan. Ya bir günlük hayatında da borca giren insana borcu verirken sakın üstüne para isteme diyor ya. Faiz olmaz böyle bir şey diyor ya. Tamam borcu ver. Hatta ona müddet de tayin etme diyor. 500 liraya sıkışmış adam. Ne yapsın bu adam ya? Kendi para, sahta para basacak hali de yok. E sen al komşuya. ya. gün geçtiğinde verirsin. De bakalım oradan gelecek dualar, sana gelecek hangi belaları defedecek Az sadaka çok belayı def eder. Bu sadaka sadece bir adamın eline 25 kuruş tutuşturmak değil. Bu sadaka, birisine Allah için yardımda bulunmak. Ya arkadaş, üç aylar geliyor. Sen Allah için yardımda bulunmuyor musun ya? Bulunmayacak mısın ya? Desinler diye ben iftar vereceğim. Geç ya. Geç, işte üç aylar geliyor. Sen bu arkadaşla eğer böyle yüksek kirayede bağlantı yaptınsa, özür dile, özür dile. Git ya hakkınızı helal edin. Hakikaten ben o günün heyecanıyla... Bunu size böyle dedim ama... Komşu otur da bakalım. Otur de, de ne oluyor? Görüyorsunuz Allahü Teala bilemiyorum kimdir. Türkiye'nin her yerinde darda kalanlara birileri geliyor. Bakkallardaki alışveriş borç defterlerine çarpıya atıyor gidiyor. Nereden çıkıyor bunlar ya? Ya bir insan, bir kul bir kahramanlığını göstermek ister. Madalyayı onun için yapmışlar zaten böyle öğün geç insanları takmak için. Ya bu adam madalya da beklemiyor ya. Ne diyor biliyor musun? Ya acaba bu para sahte mi diyor? Ya etme eyleme ya. İnsanlıktan bu kadar mı uzağız ki zarfın içinden bin lira çıkıyor belki de bu para sahte diyor alan. Ne hale gelmişiz ya? Hani bir söz vardır ya Hamasi böyle daha ziyade milliyetçilik e, şeyleri ilgili. Ey Türk Titre ve kendine dön diye. Bunun aslı ey Müslüman. Titre, insafa gel ve kendine dön ya. Aslına dön ya. Aslını kendini bilmiyor ki. Maalesef. Ne yapsın? Yani. Kalp kırmak onun için bir zevk. Kalp kırmak onu günlerce huzursuz uykusunu kaçıran gece yarısı telefon açıp da ya komşu hakkını hayat ben senin kalbini kırdım diyecek adam bulunmuyor şimdi bulamıyoruz. Eğer böyle birisi özür dilerse kim bilir gene ne hesabı var bunun. Der. Şeytan dediriyor bunda. Tabii. Kim bilir ne hesabı var diye. Lütfen kim ne yaparsa yapsın. Hesabı olsun kitap olsun. Arkadaş herkes Allahu Teala kendi hesabını kendi verecek. Amen. Ve Sen kendine hesabı hazırla. Evet. Ya Rabbi benim gücüm buna yetti. Bir bardak su verecektim. Gücüm ona yetti. Bir bardak su verdim. Ver ya. Peki efendim. Şimdi Evet. Eğer e, deprem bahsini aç, açtıysak çok önemli bir dünya gündemi daha var. Çin'de bir veba çıktı biliyorsun. Bir virüs. Peki siz e, kayak yaptınız mı çöplüğünüzde? <laughs> çok güzel. Efendim ben kayak şöyle yap. Kusura bakmayın. Yok, yani. Söz sözü açacak ya. Bakın Heh. ben e, ilkokula gidiyordum. Sanıyorum dokuz yaşındaydım. Marangoz Efendi bana bir kayak yapmış. Heh. Ama bu nasıl kayak? Kızak. Musun? Kızak. Biz koşturuyoruz. Ondan sonra bir ayağımızı koyuyoruz onun üstüne gidiyoruz. Ben hızımı alamadım. Dereye uçtum. <laughs> Derede beni şeyin altından çıkarttılar. Buzu kırıp beni çıkardılar. Ben buzu kırmış altına gitmişim farkında değilim. O buzu kırmışlar arkadaşlar. Kırmasalar da havasızlıktan ölürdüm. Ölürdüm. Oradan çekmiş çıkarmışlar. Ben e, sağlık ocağında gözlerimi açtım. Tirtir titreyken tir tir, yani sobada yanıyor o zaman falan. Benim öyle bir kayak şeyim var. Ama Palandöken'e gidip ya da efendim Erzincan'a, Ergan'a, Sivas'a ya da Uludağ'a gidip özellikle kayamadım. Fırsat bulamadım yani. Şimdi ben acıyorum ya. Bazı makam sahipleri. Evet. Mesela Büyükşehir Belediye Başkanı. Mazbatam da mazbatam. Ben görevimden geri kalamam arkadaş. Evet. Giyip makama hücum ediyordu. Makam koltuğuna hücum ediyordu. Şimdi... Bilmiyorum ki. İstanbul'un mu belediye başkanı, Erzurum'un mu belediye başkanı, Elazığ'ın mı belediye başkanı? Niye Paris'ten, şeyden, o, Berlin'den onlar ayrı. bahsetmiyorsunuz? Onlar ayrı. Onlar ayrı. Her i̇şte yerde yurt efendim ayrı. başkanımız. İyi ama ona sadece İstanbullular oy verir diyor. ya. Anladım da. Yani Elazığ'da insanlar ölüsüne alarken, evet. ölüsünün cenazelerini defnetmek için, cenaze namazlarını kılmak için... Ee, orada saf tutarken sen orada çocuklarla tatil yapıyorum. Tatil Nasıl herkese olur? yakışmaz. Tatil abime yakışır. Yani senden sen... küçüktür amcası benim arkadaşımdı. Rahmetli Yakışvardı Ali. Be. Yakışmaz şaka da olsa, tabii. Şaka da olsa Şimdi ya. yanında yanında bir insanın bunu ikaz etmesi lazım. İnsanların bazı görevleri vardır Atallah Bey. Genç çünkü evet. İnsanların bazı görevleri vardır. O görevlerin başından bir an ayrılmaması lazım. Bunu en güzel uygulayan Osmanlı sultanlarıdır, padişahlarıdır. Bu yüzden hiçbirisi hacca gitmedi, hiçbir padişah hacca gitmedi. Ben eğer hacda, hac şahsi bir ibadet. Tabii. Namaz gibi, oruç gibi şahsen bedenen yapılacak bir ibadet. Bedenen ve parayla. Para masrafından dolayı parayla oluyor. Efendim sen onu yapmıyorsun ki görevimden ayrılırsam bir Müslüman da diğer bir Müslümanla aralarında bir mesele olursa, vatan topraklarına bir saldırı olursa ben görevim başında olayım diye. Evet efendim. Belediye başkanlığı böyledir atalar. Ya, ya ama nerede efendim? Ee, şimdi efendim e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor ki ben ben izin verdim ben söyledim git falan diyor yani kendine suç varsa benim Hayır kendine ya, söyleseydin. söyleseydim evet, yani. ey Kemal kalk git Elazığ'a Elazığ. bak Tunceli'nin komşusu ve hatta memleketin ya orada da bir zarar ziyan var bir bak diye bir hemşericilikle gitseydi ya. Sen Elazığ Ticaret Lisesi mezunluğunu birincilikle bitiren bir adamsın. Anılarım var, hatıralarım var. Kısa bir reklam sonrasında araştırmacı tarihçi yazar İsmail Yağcı ile birlikte olacağız. Evet sevgili dinleyiciler tekrar birlikteyiz Söz Söz Açtı programında. Efendim araştırmacı tarihçi yazar İsmail Yağcı var. sen ee, Sayın Yağcı Çin vebası var. İnsanlar evet. böyle konuşuyor ama... ...korona, bu bir hastalık. E, grip gibi. Domuz gribi vardı, farklı bir grip bu. Bu e, öldürüyor, götürüyor. Şimdi... E, ...şehir karantinada... ...bir iki yerleşim e, şeyi karantinada... ...Çinlilerin hepsi tiken üstünde. Türkiye dahil bütün dünya... ...maske üretiyor, yetiştiremiyor Çin'e. Kendi yaptıkları da var. E, fakat... ...şimdi birisi dedi ki, biraz önce dedi ki... ...benim tahminlerim dedi, bir doktor... Çok da affedersiniz pis besleniyor Çin. Yani ne kadar böcek varsa yiyor. Acaba ondan mı bulaştı diyor. Birileri işte efendim biyolojik böcek bir böcek ve diğer hayvanlar. Ha diğer hayvan ve bir şey diyor. Yani biyolojik bir saldırı da olabilir. Ama her halükarda 30 milyon, 20 milyonluk şehirlerden bahsediyoruz. Karantinaya alınmış. Çok ilginç. Bir Şimdi... tarafta da Doğu Türkistan'a olan zul... zulmü düşünüyorum. Çok enteresan yani. Buyurun. Şimdi ...hatta bazı kimseler de yarasa'ların işte şeyi bet doğası tuttu falan filan gibi laflar da ediyorlar. Evet. Canlı canlı yedikleri için. Şimdi Çin büyük bir nüfus, büyük evet. bir ekonomi. Bunun bir taraftan bir biyolojik harp maddesiyle Çin'e bir saldırı olma ihtimalini ben geçerli bulmuyorum. Evet. Şu andaki çünkü Çin'de kalmıyor bu hastalık. Şu Yayılıyor Amerika'ya kadar gitti. Dünyadaki gerek biyolojik gerek kimyasal yani zehirli harp gazlarıyla yapılacak taarruzlar her an her memlekete zarar verebilecek hale geldi. Evet. Niye? Dünya küçük bir köy halinde. Amerika bugün bu koronavirüs dedikleri. Korona bir genel ad. Yani bu, bunlar özel virüs demek manasına geliyor. Yani he H ne bir, e, evet. H bir ne bir virüsü var da bu koronavirüs. Yani bu böyle bir virüs işte. Evet. Yani insandan hayvana da geçip hayvan insandan hayvandan insana geçip e, insandan da insana geçecek şekilde gelmiş. Bu taş suyuna uğramış. Tıpçıların söylediğiyle bir hal deniyor. Böyle bir saldırıyı birisi yapamaz çünkü Amerika'nın da belki Çin'de şu anda bir sürü insanı vardır. Bütün tüccarlar Çin'de imal ettiriyor, Amerikan malı diye satıyorlar. Hala. E şimdi Türkiye'nin Çinle ilişkilerinde bir şehirde 35 tane vatandaşı var bir ilde sadece. Yani az mı bu yani? Evet. Böylece bunun buradan böyle bir saldırıdan gelme ihtimali zayıf görülüyor. Ha şöyle olabilir. Amerika'da deli bir lider olur. İkiz kuleler falan bir Yok yok deli bir İkiz kulelerde ne oldu? İşte ikiz kulelere nükleer silah kullansalardı bugün e, Fransa dahil belki Avusturya'ya kadar gelirdi. Nükleer serpintiler yaşanacaktı. Evet işte yani o koleler bilerek evetim o kazaya uğratıldı. Öyle bir şey oldu niçin? Çünkü Amerika'nın orta doğuya gelmesi lazımdı falan gibi. İşte bir deli var. lider lazım ki. Evet. Ya batarsa benim memleketim de batsın. Buyur. Bir evet evet. Batsın. Delilik bu zaten. Hep beraber batalım. Yani bu adam filan şeyi becerdi. İyi de kendi de öldü. E delilik bu zaten. Roma'yı da yakarım. Yakarım. Tabii. Kendimi de yakarım. Nero. Neron nero, gibi. Şimdi bu insanların sağlığına dikkat edememesinden kaynaklanıyor. Bir, bu sağlığı fiziken sağlamak lazım. Dinimiz zaten efendim el nezafeti minel iman Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar. E, temizlik imandan gelir. Temizliğe alabildiğince dikkat etmeye çalışıyoruz. Mesela Türkiye'de bir böcek var. O da çok meşhur. Birçok yerde görüyorum. Bir hayır hayır limon döküyor ya böyle. O kene meselesi ayrı. O biyolojik bir saldırı Hı. olarak nitelendirdi. Bir de böyle bir limon sıkıyorlar. Genelde böyle efendim denizden menzen kıyılardan çıkarılıyor. Yeniliyor. Adını da söylemek istemiyorum. O da çok yaygın ya. Şimdi o zaten yani çok tehlikeli. Denizin dibindeki o tehlikeli. Bilhassa demire yapışık çalışanların hepsi zehirlidir. Değil mi? Midyenin, evet. Ya. Hepsi zehirlidir demire yapışık olanları. Onun için Türkiye bunu kontrollü yapıyor. Fakat nasıl kontrol kardeşim ya? Aksaray'dan otobüse biniyorsun. Şimdilerde de öyle mi bilmiyorum. Öyle öyle. Cadde sonu. Bakıyorum oradaki onu bir yerlerden bir toptan aldıkları bir yerler var herhalde. Oradan adam almış. Evet. Tepsisine doldurmuş. Tezgah sehpası da var. Tabii. Onu da koltuğun altına almış otobüse biniyor. Kokudan burnunun direği kırılıyor. O otobüste sen yeri kadar geliyorsun. Hiç rastladınız mı? Böyle başa <laughs> göz geldi mi? Benim geldiydi. var. var, var. <laughs> geldiydi. Var. Yani hani yasak ya? Adam her yerde satıyor. Kimse de bir şey demiyor. Şimdi o ayrı. Bunlar biraz daha böyle ne bulursak yeriz. Buradan geçiyorsa tamam. Şeklinde yılan gibi, akrep gibi, haşarat cinsini yiyorlar. Evet. Çin'de bunun tahdidi yok. Kedidir, köpektir, yarasıdır, odur Olur. odur... Ne varsa. Şimdi dinimiz yenecek hayvanları emretmiş. İyi ki Müslümanız elhamdülillah. Dinimizin, ya. elhamdülillah. Dinimizin emrettiği sadece yenecekler değil, hayat tarzıyla, gençlerin anlayacağı şekilde yaşam tarzıyla ilgili bütün kuralları allah Teala hadi bakayım ben kullarımı bir deneyeyim, şunlara haram edeyim, şunlara helal edeyim manasında bir emirleri yok. Evet. Siz bu emrettiklere uyarsanız Aranızda huzur olur. Hakime, kadıya da ihtiyaç olmaz. Jandarmaya, polise de ihtiyaç olmaz. Ama siz dinin kurallarını çiğneyip, efenin birinin malına göz dikip alırsanız, çalarsanız, o mal sahibi de gelir sizi öldürür. Huzurunuz biter. Ben size bu emirlerimi huzurlu bir hayat yaşayın. ...mesut bir hayat yaşayın diye emrettim. Üstelik de bunu yaşarken benim emirlerime... ...uyacağınıza niyet ederseniz... ...size cennette de yer ayırdım. Yer var. Yer vaat ediyorum. Nerede? Kim uyuyor? Canım canım, ben kendi canım. Biraz önce söylediğimiz gibi... ...kira meselesi beni çok rahatsız etti. Hakikaten yani. Acayip yani. Dolayısıyla Çin'in beslenme tarzı kötü. İki, hava kirliliği ayuka çıktı. Pekin gibi bir dev başkentte. Dünya sağlık örgütü var. Arkadaş, bu şehre girmeyi tehlikeli gör. Tehlikeli ilan et. Yok. Şimdi göreceksiniz birçok tur şirketleri feryat vegan yandım yakıldım diyecekler. Bu dünyaya yayıldıkça... uçak seferleri duracak. <laughs> i̇şte petroldeki benzin, mazottaki, motoründeki indirimlerin temelinde seyahatin çok düşü vermesi. Birdenbire, şimdi bir anda ihtiyaçlarını, arzını durdurdu ya. Yani. Evet, evet. Ha, Hayır. onu bir tetiklemek için e, şeylere bir saldırı yaptılar. Aramco tesislerine falan ama onlar olacak gibi değil. Evet. Dolayısıyla Çin meselesi dünyayı hakikaten büyük bir tehlike ile karşı karşıya getirdi. Sanki buyurulan Yecüc Mecüc'e benziyor yani bu. Yani neredeyse. Haşa ben onu keşfettim manasını söylemiyorum. İnşallah tezelden düzelir. Hava kirliliğini halletmeler lazım. Başka çare yok. Evet. Neye mal olursa olsun. Yani bir buçuk milyar hasta insan yerine yüz milyon sağlıklı insan. Doğru. Ama peki bu bela başlarına niye geldi? Bu bir beladır. Kadabı ilahi. allah Teala ben e, kullarıma cezalandırırken ihmal etmem. Ama imhal ederim. Geciktiririm. Yani tövbe etmesi için fırsat veririm. Evet. Mehil veririm yani, müddet veririm. Hı hı. Şöyle bir tövbe ya Rabbi, tövbe yap, tüh ya ben çok kötü yaptım falan diyecek bir müddet veririm. Ya Allah bu adama nasıl bela vermiyor ya, bu adam bunları bunları yapıyor ya, hala yaşıyor, yaşayacak. Onu yaşatan da, yaşatmayacak olan da Allah-u Teala'dır, sen ne karışıyorsun ya? Bu insanlar neredeyse Türkiye nüfusuna yakın bir Doğu Türkistanlıyı köklerini kurutacak şekilde çocuk yapmalarına kadar karışıp daha da ne kadar illegal şekilde bazı hastalık ve iğnelerle Tabii. tedavi ediyoruz diyerek onların çoğalmasını önleyecek doğanların da ölmesini sağlayacak ne gibi kötülükler işlediğini bilemem. Bu gayretullaha dokunmuştur. 2 milyara yakın insanı besleyen Çin toprakları 100 milyon Doğu Türkistanlı'nın besleyemedi ya. Bırak o adamlar da kendileri yaşasınlar ya. Sizden ne istiyor bu insanlar? Sizden ne istiyorlar? Gelin Müslüman olun. Siz kızıl komünistsiniz, Budistsiniz, putlara tapıyorsunuz, güneşe tapıyorsunuz. Siz böyle olun diyorlar mı size? Demiyorlar ya. Ya bizi kendi halimize bırakın ya. Ben ne istersem öyle yaşayayım. E Çin'in içerisinde de Abdülhamit Han mesela Pekin'e medrese yaptırdı. Cami yaptırdı. Hala da bu medrese üniversite olarak devam ediyor. Dolayısıyla Çin idarecilerini uyarmak lazım. Öyle Trump'ın, Trump'ın tehditleriyle olacak iş değil. Trump da buna hiçbir şey yapamayacak. Tek T çare temiz olmak, temiz yaşamak. Hiç olmazsa bir bakın ya Müslümanlar neyi yiyor, neyi yemiyor. Trump'ın da Netanyahu'nun Netanyahu da göreceği bir şey vardır ben öyle umuyorum yıllardır. Amerika'yı İsrail'in kol kola verip bu coğrafyayı cehenneme çevirmeleri öyle değil mi efendim? Yani hakikaten bir savaşı bu coğrafyayı çekmeleri Suriye'deki devlet başkanı da bir çekeceği vardır ama bildiğim hakikaten allah Teala dediğiniz gibi geciktirir ama... Verir e, belasını. Verir belasını. Şimdi... Şimdi iki tane devlet kafa kafaya vermişler. Diyorlar ki efendim biz Kudüs'ü başkent ilan ettik. Şu şu işgal ettiğimiz şu topraklarda bizimdir efendim diyorlar. Netanyahu ile Trump bunu kafa kafaya vermiş. Dünya biz ilan ettik diyor. Siz kimsiniz ya? Ben, falan falan diyor. Toplantıda Netanyahu'nun kravatını gördünüz mü? Tabii. Maviydi. Ya. Trump'ın kravatına baktınız mı? Evet. Ben baktım. Tabii. Kırmızıydı. Kırmızı Amerikan bayrağındaki çoğunluk renk. Mavi de Yahudi bayrağındaki çoğunluk renk. İkisi de topal ördek biliyor musunuz? Birisi şimdi hesap veriyor, diğeri de hesap veriyor. Birisi yolsuzluktan, diğeri de farklı bir devlet başkanıyla rakibini nasıl yerin dibine batırırız diye oğlu üzerinde bir hesabı var yani. Şimdi ben Amerika başkanı olsam... İkisi de soruşturuluyor. Amerika başkanı olsam... ...bu kadar nefret toplayan bir adam olduğumu da fark etsem... ...burada bana dünyanın yarısını veriyor olsalar... ...bu insanların nefretinden kurtulmak için... ...o yarıyı elimin tersiyle iterim. Peki bu adam... ...bu kadar nefreti görüyor... ...kendi meclisi kendisini mahkeme ediyor... Evet. ...bir adamın... ...başkan olarak... ...bir... ...temsilciler meclisinde... ...sorguya çekilmesi kendini savunma mecburiyette bırakılması çok ağır bir hadise ya. Aman Siyonist Yahudiler beni kurtarın vallahi diyor adam yani. Yedi, yedi sülalesine Tabii. etkiler bu. Tabii. Sen de mi Trump'ın torunusun falan, torununun oğlu musun falan diye yedi sülalesine soracaklar. Bir de damat Koşner var yani. Zaten onun belasına hiçbir buna bulaştı Trump. Onun belasına <laughs> bulaştı. Hiçbir yetkisi yok. Şimdi Amerikan protestanlarının yani avengelistlerin hiçbir haysiyeti yok ya Hristiyan olarak. Kendilerinin de başkent bildikleri, mukaddes bildikleri Kudüs'ü bir de diyor ki ben üstüne basa basa söylüyorum. Tekrar ederek söylüyorum ki diyor birleşmiş bir Kudüs olacaktır diyor. Doğu batı ayrılmış başkent olmayacaktır diyor. Tek Yahudi devletinin başkenti olacak diyor. Yahudi devletinin başkenti değil Kudüs. Şu anda ilan ettikleri Siyonist devletin başkentidir. Tabii. Siyonistlerin dini yoktur. Bugün dünyanın Yahudi toplumunu bu Siyonistler bak ha işi karıştırmayın yakarız sizi diye bir de silahlı kuvvetler kurmuşlar. Nereden birisi çıkarsa onu oradan ortadan kaldır Türkiye'de temelin, Temelinde başka zaten terör örgütleri. Birkaç terör örgütü bir araya gelmiş. Bu Siyonist devleti kurmuşlar. Yahudilikle, Musevilikle hiç alakası yok. yok. Onları bol bol sömürürler, paralarını alırlar. Filistinlileri katlederler. Ama evet. biz gene kendi silahlarıyla onlara bir cevap verelim. Hani diyorlar ya, ya bu milletlerarası alanda bir görüşülmesi lazım. Yani Birleşmiş Milletlere getirin. Bu beyannameyi orada oylayın. 100 yılın anlaşması. Siz affedersiniz komşu musunuz? Yok. Peki aranızdaki mesafe bu kadar 10 bin kilometre, 15 bin kilometre. Bağınız ne? Birbirinizin soyundan mısınız? Yok. Peki bu topraklar sizi dedenizden mi kaldı? Filistin toprakları. Öyle ya. Amerika diyor ki ben Filistinlerin topraklarını sana verdim. Biraz da Filistin'in ekonomisini düzelteceğim. İşte onu bunun fabrika bilmem ne falan filan. Onları da aç bırakmayacağım. Oh. kolay hoş geliyor değil mi? Bir de etraftaki Şimdi, Arap ülkeleri var. Bahve, ve prensipleri var Allah Bey. Le. Öyle mi? 1918 senesi Ocak ayında efendim Amerika Kongresi'nde ABD Kongresi'nde Wilson daha Mondros'tan önce 14 maddelik bir prensipler diskuru. Diskur demek yani bak ha bir şöyle yapacaksın, iki şöyle yapacaksın, üç şöyle yapacaksın. Dünyaya o zaman da efelendiydi. Nerede Wilson? Wilson gitti. Adı bile unutuldu. Diyor ki tam bir açıklık içinde varılmış barış anlaşmalarından sonra hiçbir özel uluslararası anlaşmaya gidilmemeli. Bu anlaşma tam bir açıklık mı? Yok. Yo. İki kafadar, kafa kafaya vermiş. Evet. Ve diplomatik etkinlik her zaman iştenlikle ...ve kamuoyunun gözü önünde yürütülmeli. İşlemeli, evet. Burada o da yok. Geri kalan 13 prensipte de... ...ben Amerika'yım... ...ne yaparsanız yapın aranızda... ...bundan benim haberimin olması lazım diyor. Peki, hay hay... Ha, benim Peki, yaptıklarımdan kimsenin haberi olmasına gerek yok ama sizden haberim olması lazım diyor. Çok ilginç ya. Ya Şöyle yanlış anlatmayalım onu. Yok estağfurullah. Sizin yaptıklarınızın hepsinden evet. benim haberim olmalı. İşte öyle diyor adam. O zaman senin yaptıklarından? Ben istediğimi yaparım ama sen yapamazsın. Olmadı. Ya. Hani Birleşmiş Milletler? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız... Ee, hani birleşmiş Milletler dedi ya dünya beşten büyüktür, büyüktür dedi. Evet. Dünya şimdi birden büyüktür diyelim. <laughs> Öyle diyelim. Evet evet değiştirelim. Birden dünya Amerika'dan büyüktür. büyüktür. Bu şu yapılan şeyi biz Amerika devletini yıkmak için, İsrail'in devletini parçalamak için biz böyle bir teklif sunsaydık diyeceklerdi ki Türkiye, Amerika'yı ve ee, İsrail'i parçalamak için bunu yaptı. Siz öyle mi yorumluyorsunuz? Kendileri, kendileri bu yaptıklarıyla kendi ayaklarına sıktılar. E yüz, ben yüz yıl anlaşması, yüz yıl, yıl anlaşması farklı bir şeye evrildi. Ama ev, yüz evirdiniz. yılı, yüz yılı nasıl tamamlayacak? Hangi yüzyıl? Evet. 80 yıl daha var bu yüz tamamlamak için. <laughs> 80 yıl değil, 8 yıl kalamayacaklar. Nasıl ayağına sıkıyorlar diyorsunuz özellikle? Yani İsrail'in e, gelecekte yani gelecek zamanda aslında bu anlaşma İsrail'in faydasına değil diyorsunuz. Peki niye Tabii. Avrupa suskun bunun karşısında? Tabii rahatsız. Niye suskun? Birçok ülkede rahatsız. Biraz daha diyor bunlar şeysiler yayılsınlar. Ondan sonra hani aslan bile avını beklerken şöyle bir yaklaşsın ki bana bir koşu da gırtlağına sarılabileyim diyor. Avrupa şu anda bu meseleden dolayı Amerika'nın da İsrail'in de çok başı ağrıyacağını biliyor ve İsrail bir sıkımlık canı kalmıştır. Kendi iç yapısı çok karışıktır. İsrail'in içindeki esas Yahudiler yani Museviler bu yapılanları hiç kabul etmiyorlar ve orada zoraki tutuluyorlar. Kanunlarla yurt dışına çıkışları tahdide uğruyor kimse canın istediği gibi seyahat hürriyetine sahip değil. Buyur. Tam bir toplama kampı gibi. Ha Hitler bir iş karıştırmış. Onları toplama kamplarına. E, sen niye toplama kampına insanları sokuyorsun? Filistinleri şimdi toplama kampında. Araya bir de duvar ördün. O duvar senin başına bela olacak. Bu sefer de duvarın ötesini kendine hudut yaptın. Ne olacak o duvar? İşte o taşlar, o duvarın taşları var ya, Onların cenazelerinin üstünü örtecektir. Göreceksiniz. Ben bir şey bildiğimden, planladığımdan söylemiyorum bunu. Çünkü bu gayret ilahiye dokunuyor. Karşında doğru dürüst bir silah olmayan, bir gücü olmayan insan topluluğunu sen elindeki dünyanın en gelişmiş silahlarıyla imhaya çalışıyorsun. Onları sen sahipsiz mi zannediyorsun? Kur'an-ı Kerim'de sık sık buyuruluyor. Onları sen sahipsiz mi zannediyorsun? Onların öyle bir sahibi var ki. Her şeyin sahibi olan onların sahibidir. Sen o sahibi atlayamazsın, geçemezsin. Geçme gücün yok. Peki Burada efendim. Burada böyle göreceğiz. Evet. Yoksa ben şimdi bir strateji uzmanı gibi... Anladım. O da oradan öyle alacak, bu da buradan böyle olacak. Bilmediğim birçok şeyler var. Atmasyon yapmam lazım. Ama hayat tecrübesi olarak görüyorum ki... ...İsrail'de, Amerika'da kendi ayağına sıktı... Ben göremezsem sen inşallah o zamana karşına bir partner daha bulursun Allah Bey. Allah. Bir sohbetçi daha Hayır, bulursun. Hayırlı. Orada ee, e, belki onu anlatırken, konuşurken bir Fatiha da göndeririz. Hayırlı uzun ömürler diliyoruz efendim. Amin ee, e, Araştırmacı tercih yazar İsmail Yajcı. Çok teşekkür ediyoruz. Ben Atallah Arvasan Asmadık.